Bir konsepti belirlemiştim kendime. Çok fazla ünlü antik kent ile bilinen İzmir'de az bilinen kentleri görmekti bu gizlilik amacım. Bu uğurda çıktım yollara. Öncelikle Kahverengi Tabela Podcast 15. bölümde gezdiğimiz Notion Antik Kenti'ne gitmiştim. Oradan çıkıp az ilerisindeki yani Kahverengi Tabela Podcast'te 20. bölümde bahsettiğimiz Klarot Kutsal Alanı'na da uğradım. Ve şimdi yolun devamındayız. Sırada Lebedos var. Vay be, 44. bölüme gelmişiz dostlar. Dinleyen binlerce insana çok teşekkür ederim. İzmir Selçuk'tan çıkıp Ahmet Beyliği geçerek sahilden Sığacık'a doğru ilerlemeye çalışıyorum aslında. Yol üzerinde bir kavşakta kahverengi bir tabela görüyorum. Gösterdiği yöne doğru dönüp devam ediyorum yoluma. Lebedos gibi az bilinen ve muhtemelen kalıntısı pek olmayan kentler içinde çözünürlüğü daha yüksek olduğu için Yandex navigasyonu kullanıyorum. Neden bakarak ve gördüğüm muhtemel kalıntılara bakarak geziyorum Lebedos'un bağlı bulunduğu bu köyü. Fakat hiçbir şey görünmüyor. Sinirleniyorum. Hatta arabamı park edip koruma kanunu ilanlarından sit alanı olarak belirtilen yerleri bulup direkt oralara gitmeye çalışıyorum. Bir şeyler buldum sonunda. Sinirlendim, uğraştım, didindim ve bir şeyler buldum dostlar. Şimdi sizlere onu anlatacağım. Ama şimdi anlatacaklarım sizlere de eminim sinirlendirecek. Bulduğum yerin üzerine gıcır gıcır yazlık site yapılmış. Nasıl olabilir bu deyip sinirleniyorum orada ama çok da dikkat çekmemeye çalışıyorum. Çünkü başıma da bir şey gelmemesi lazım. Buraya gelmeden önce okuduklarım aklıma geliyor. 50 yıl öncesinin haberlerini ve günümüzde ortaya çıkan belgelere göre Demirören Holding ülkemizi soymaya son 20 yılda başlamamış. 1960'lı yıllara Lebedos Antik Kenti'nin bulunduğu yarımada şeklindeki çıkıntıya bir otel inşa etmeye çalışmışlar. Kimler tarafından nasıl izin alınmış, nasıl uygulanmış bilmesi zor değil ama inanması zor diyelim ve geçelim. Instagram hesabında da otelin 50-60 yıldır öylece durduğu yer ve yarım kalan inşaatını paylaşacağım dostlar. Oraya bakabilirsiniz. Daha sonra biri çıkmış, burası sittir işte demiş olacak ki birinci derece sit alanı olarak durumu değiştiriliyor ve bu Demirören Holding'in otel yapımı iptal ediliyor zamanında. Şimdi elimizdeki kısıtlı bilgilere göre sizlere Lebedos'u anlatayım dostlar. M.Ö. 7. yüzyılda Kral Kodros'un oğullarından Andropomos tarafından kurulmuş Lebedos, 12 kentin üye olduğu İonya Birliği'nin en küçük ve etkisiz iki üyesinden biriymiş. Diğer etkisiz komşusu Mayas ile birlikte herhangi bir söz hakkı da bulunmamış. En yakın komşuları Noachon ve Kolopon ile benzer bir kaderler olmuş diyebiliriz aslında. Çevredeki Teos ve Efes'in gölgesinde kalan bu kentler çok güçlenememişler. Deniz ticaretinden herhangi bir payda alamayan Lebedos çok uzun sürmeden terk edilmiş. M.Ö. 5. yüzyılda Attika Delos Birliği'ne üye olduğu bilinen Lebedos çok da şaşırmayacağımız gibi herhangi bir sanatçı ya da ünlü düşünür yetiştirememiş. M.Ö. 304 yılında meydana gelen depremlerin ardından kent neredeyse tamamen yerle bir olmuş. Bu depremin ardından toparlanamayan Lebedos, geri dönüşü olmayan bir yola girmişti artık. Lysimachos zamanında tüm halk Efes'e yerleşmiş ve Lebedos'ta yaşayan hiç kimse kalmamış. Bu dönemin en önemli gezgin ve şairlerinden biri olan Horatius da bura hakkında terk edilmiş köy olarak bahseder. Lebedos nüfusu M.Ö. 2. yüzyıldaki taşınmadan sonra sıfırlanmıştı. Fakat orada yaşanabilecek bir kent olduğunu duyan, gören çeşitli istilacılar veya çevre kentlerden gelenlerle tekrar insanlar burada yaşamaya başlamış. Tarihe geçmelerini sağlayacak eserler veya yazıtlar üretmedikleri için o dönemler hakkımızda hiç bilgimiz yok. Tek bildiğimiz Teos ve Efes'te yöneticileriyle tartışan sanatçılara kapılarını açmış ve bir süre burada barınmalarını sağlamışlar. Resmi kaynaklarda dahil olmak üzere birçok kaynakta Lebedos'un sikke basmadığı söyleniyor. Fakat gözlerimle gördüğüm için söylüyorum, oradan çıkarılan çok fazla sikkeyi gördüm dostlar. Muhtemelen kaçak kazılarıyla çıkarıldığı için resmi bilgiler yok fakat Lebedos'ta sikke basıldığını söyleyebiliriz. Kahverengi Tabela Bey, neden bu kadar az bilgiye sahibiz dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü yaklaşık 80 senede bilinmesine rağmen, adı konmasına rağmen hiç arkeolojik kazı yapılmamış. Belki Demirören grubunun 60 sene önce başlattığı talanı bitirme isteği, belki de daha kazı takvimlerine girmek için sırası gelmemesi. Bunu bilmiyorum. Ama bir gerçek var ki o da kazı yapılmadığı her gün daha geç oluyor. Kentleşme ve inşaatlar bu kentin ortaya çıkmasını zorlaştırıyor. Zaten yüzlerce yıldır yerlerden bulunan inşaatta kullanılmaya hazır taşlar çevre inşaatlarda kullanılmış.
Ah, kazılar bir başlasa da ortaya çıkacak neler var neler. İki tane tiyatro solduru tahmin ediyoruz. Cimnazyon, kilise ve surlarda gözde görülebilecek kalıntılardan birkaçı. Umarım onlarca yıl sonra geldiğimizde Lebedos'ta çalışanları görürüz ve ortaya çıkan yapıları sizlere anlatırım dostlar. Sevgili dostlar, buraya kadar dinleyenlere çok teşekkürler. Instagram'da kahverengi tabela podcast hesabını takip edebilirsiniz. Soru, yorum ve görüşleriniz varsa bunları da bu hesaptan bana iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.